rap müzikteki yükselişi, atanmayı beklerken şöhret oldular. 14 aydır kapalıyız, ölüyoruz diye. Müzisyenlerin dertleri var. Zamanla müzik dijitalleşti. Türkiye onu konuşuyor. 20 milyona falan yaklaşmış tıklanması. Dinleyin, şarkıları tutar mı tutmaz mı siz karar verin. Ben İTÜ Konservatuar mezunuyum. Hatta müzikoloji bölümünü ben birinci olarak bitirdim. Müzik öğretmeni olarak bir türlü atanamadım. Malum hayat şartları, bir şekilde çalışmam, hayata tutunmam gerekiyor. Sokak müzisyenliği yaptım, düğün salonlarında çıktım, gece mekanlara çıktım. En son durağım da pavyon oldu. Ben 90'ların en çok aranan pop sanatçılarından biriydim. Nereye gitsem benim şarkılarım çalıyordu. Arabalarda, diskolarda, barlarda. Tabii o zamanlar hızlıydım. Akıyordum böyle alemlere. Çünkü bok gibi para kazanıyordum. Selam Burak, ben Nemo. Adanalıyım, altın iş yaptıracağım. Yaptığım müziği beğenmeyenler varmış, y***ramı yesinler. Çekemiyorlar aga. Bunlar var ya, müzik faşisti. Bu sektörde eskilerdenim. Yaklaşık 6 aydır aktif müzik yapıyorum. Bazıları beni Tupac'la Biggie'le karşılaştırıyor ama ben yaşayan efsaneyim moruk. Onlardan daha iyi oldum, herkes de biliyor. Üniversite zamandaki rektörüm Zakan İşleyen, şu anki işe girmemde de zaten en büyük referansım benim oydu. Mahlasım Ankaralı Mahsun. Ama inanır mısınız, Ankara'yla uzaktan yakından alakam yok. Haritada düzgün bir şekilde yerini bile gösteremem. E-Devlet'ten soyacına baktım, bizim sülale 1800 yılından beri Adana'dan burnunu çıkarmamış dışarıya. Ama işte meslek yani, işin raconu böyle burada. Ya akrabalar, konu komşu bana biraz caz yapıyor pavyonunda çalışıyorum diye ama ya memleketin en ünlü piyanist şantörü Fazıl Say bile Twitter'dan kupon veriyor. Ha ben pavyona düşmüşüm çok mu? Eskiden sokağa çıkamıyordum ben. Paparaziciler, hayranlar, fotoğraflar falan. Ha şimdi de çıkamıyorum. Çünkü bakkala borcum var, komşuya borcum var. Her tarafa borç taktım. Bu işte para var moruk, sen yeter ki yapmak iste. Ben aynı zamanda müzik prodüktörlüğü de yapıyorum. Bir adaşım vardı Mehmet diye, bana müzik yap dedi, klip yap dedi. Yaptım ona, patladı şarkısı. Bak şimdi parasını güzel yiyor. Ya canım, ünlü olamamak benimle alakalı bir şey değil ki. Memlekette kıymet bilinmiyor. Bak Freddie Mercury burada yaşasaydı o sese katılırdı. Kimse de suratına dönmezdi, götüne baka baka evine giderdi adam. Pavyon insanı değiştiriyor tabii. Sahnede hiç olmadığım bir insanmış gibi davranıyorum. Bak ben normalde ağzımdan argo kelime çıkmaz. Ama o koltuğa oturdum mu mağara adamına dönüyordum. E millet de böyle seviyor. Bestemi verdiğim herkes ünlü oluyordu o dönem. Bir de boş besteler değil ha. Her bestemin bir hikayesi var. Hiç unutmam, askerdeyim. 17 gün boyunca aç susuz telefon sırası bekledim. Sonunda sıra bana geldi. Direkt sevgilimi aradım. Bana dedi ki meşgulüm, şu an konuşamam. Bu olayın üzerine Ham Çökerek şarkısını yazdım. Ben bu yolda bedel ödedim moruk. Anlatabiliyor muyum? İç buçuk ile hapis attım moruk. Mary Jane'e şarkı yaptım diye. Peter Parker'ın sevgisi olan. Lan 3 aydır ben nota basmıyorum. Ritim bitim hak getire hiç bırakmışım. Bir de demiyor ki lan Mahsun sen ne yapıyorsun amına koyayım? Sen ne çalıyorsun burada? Benim bu batakhaneden kurtulmam lazım. Ama kurtulmam için de hit bir şarkı yapmam lazım. E zaten toplasan 8-10 tane nota, 4-5 tane de akor var. Yani sıfırdan artık yapılabilecek tüm besteler yapıldı. Yeni bir şey çıkmıyor. Sanatçı tıkanıklığı yaşıyorum. Şimdi sıfırdan bir beste yapmaya çalışalım. Kötü oldu. Tutmaz bu şarkı. İlk albümümü yapacağım. Bir yapımcı abimizin yanına gittik. Albüm karşılığında bana ahlaksız tekliflerde bulundu. Hayırdır lan dedim. Biz top muyuz oğlum? Sen ne biçim konuşuyorsun lan dedik. Ondan sonra 3 tane albüm yaptık. Bunu vermişti. Bazen bana gelir gider. Ne oldu oğlum kaşar? Ne oldu amına koyayım? Ha? İnternetten tehdit savurmayacağım dedim. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası amına koyayım. Var mı derden amına koyayım? Şimdi biraz hava almaya gidelim. Oradan da ben özel derse geçeceğim. Zaten çekimi bitiririz herhalde değil mi? Bu aralar biraz depresyondayım. Üzücü bir olay yaşadım. Kız arkadaşımdan ayrıldım. Ben bunun akrabasının düğününe gittim ailesiyle tanışmaya. Orada müzisyen diye tanışınca beni sahneye aldılar. Bende de mesleki deformasyon. Ben o koltuğa oturunca kendimi kaybettim. Onu s**yorum, ona sokuyorum. En son anasına sövdüm. Mikrofonu zorla elinden aldılar. O gece düğün salonunun ışıkları sabaha kadar sönmedi. Duyduğum kelimelerden direkt şarkı çıkartabiliyorum. Mesela müze, kızıl ötesi, yaralı, aşk. Abla kamerayı götürün.
seks büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye... Az önceki sahnede bir gariplik hissettiniz mi? Kadın oyuncu bulamadığımız için Mehmet'in götünü göstermek zorunda kaldık. Abi götümü göstermedik, beni mi gösterdik ya? Herkes söyleme ya. Tamam, bir şekilde ben götünü çek diyorum. Sen abi çıkıyorsun oradan. Abi götüm değil, benim ama benim. Tamam neyse, bırak insanlar şu an videoyu izliyor. Allah Allah. Bunu mu tartışacağız? Abla kamerada götün çıkıyor. Bu dünyada seks büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevişmeye muhtaç. Ama siz komutlarında çalıştırılmak üzere bir gün daha önce ana su işlemiş. Daha Türkiye'de sosyal medyada akım nedir bilmezken ilk akımı başlatmak için şu fotoğrafı çektim, beni linç ettiler. Şimdi orasına burasına yastık koyup çekiyorlar. Daha da sosyal medyaya girmiyorum, küstürdüler beni. Ha gerçi telefonum da yok, onu da kumarda kaybettim. Gelin size bir şey ikram edeyim. Ama bir şey kalmamış. Bak ya, halime bak ya. Lan ben bu ülkenin yıldızıydım, yıldızıydım ya. Bunalımın bir diğer sebebi de başaramamıştık. Bir yıl uğraşıp 4 tane albüm yaptık. Yayınladığımız hafta Spotify Türkiye'ye girdi. Şimdi 2 tır CD var. Ne yapacağım ben o CD'leri götüme mi sokacağım şimdi? İnsanlara biraz da şans olacak. Benim için en önemli şey lirikalite moruk. Sözler bir şey anlatmıyorsa rap yapmayacaksın. Hey, 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 hey. Arkadaşlar, sıradaki şarkım hepinize gelsin.